Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Elden Ring severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim bir önceki videoda birkaç tane tünelde talihsizlik yaşadık ama bu videoda kaldığımız yerden hikayemize devam edeceğiz. İlk olarak şuraya gidiyorum, şuradaki kısma ulaşmak istiyorum. Haritada buradayım ve alt taraftaki bölgeye gitmek istiyorum. Ve minik bir tane kamp var burada. Kampa girmeden öncesinde kendinizi bufflayın. Evet. Böyle bir tane düşmanımız var çünkü. Böyle parıldamaya başlamışsa uzaklaşmanızda fayda var. Helal olsun sana. Öldüm şu anda benim. Öldürmüş. Ağzının içerisine atladım ya. Gerçekten benim şapşallığım. Ağzının içerisine atladım. Hak ettim onu yani. Bunu yapabilsem yetecek. Ah, Lion Claw'u sağlamak istemiştim. Başaramadım. Süper. Kendisini öldürdük. Bir tane Golden Seed alıyoruz bunun karşılığında. Geldim buraya. Buradan yukarı çıktım. Buradaki sandığı açıyorum. Golden Seed'den ziyade daha çok bunun için geldik. Giant Crusher item'ını aldık burada. Oyunda kullanabileceğiniz en iyi strength build silahı Giant Crusher. En temel sebebi şu. Düşmanlara çok yüksek oranda poise hasarı vuruyorsunuz. Çoğu düşmanı stunlayabiliyorsunuz bununla birlikte. Buna bosslar da dahil. Dolayısıyla bunu tekrarlı olarak kullanmaya devam ederseniz ve düşmanları char ataklarla veya poise hasarını daha fazla olacak şekilde bir gameplay kullanırsanız, o şekilde ilerlerseniz çok fazla hasar alabiliyorsunuz. İnternette gördüğüm müthiş buildlardan bir tanesi şu. Hangi elinize hangisini aldığını çok da bir kıymeti yok. Bir elinize Giant Crusher, bir elinize diğer içeriği alıyorsunuz. Ve dikkat edin, 60 strength istiyor Giant Crusher kullanması. Bu ikisini aldıktan sonrasında ne yazık ki bunu kullanacak kadar şeyim yok. Şu an benim statlarım ne durumda? 45, onu içsem bile yeterli olmayacak büyük ihtimal. Şöyle bir deneyelim. Bir tur gösterebilmek niyetindeyim çünkü bunu. En kötü oyunun son videolarında göstereceğim de. Ben bir kere denedim. Çok dehşet hasar vurmanıza imkan tanıyan bir yapısı var göstereceğim şeyin. Ama bir yerden sonra sıkıyor. Yani böyle bir saat sonra falan eğer benim gibi bir oyuncuysanız bezebilirsiniz. Rune Arc'ı kullanıyorum. Şu an overloaded olduğum için bir tık zorlanıyorum diye düşünüyorum. Şöyle yapsam harika. Şimdi bu iki tane silah taktıktan sonrasında zıplayıp şey yapmanız bekleniyor. Toparla kendini. Zıplayıp iki silahla aynı anda vuruyorsunuz. Sol elinizdeki silahla saldırmaya çalışırsanız iki silahla aynı anda vurursunuz. Bütün düşmanlara böyle zıplayıp vuruyorsunuz. Zıplayıp vuruyorsunuz ve amacınız bu. Sürekli olarak bu hasarı vuracak şekilde saldırmaya çalışıyorsunuz ya da düzenli olarak şu komboyu yapıyorsunuz.
Bunu da havaya atıp daha sonrasında devam ettiğiniz bir komboya evriliyor. Normal saldırı içerikleriniz. Çok yüksek oranda hasar vuruyorsunuz. Gerçekten çok dehşet bir hasar çıkarma imkanınız var. Dilerseniz faydalanabilirsiniz. Biraz daha endurance statınızın yüksek olmasına ihtiyaç duyuyorsunuz bu tip bir şeyi kullanabilmek için. Aynı zamanda yani zıplayarak yaptığınız saldırılarla ilerleyen bir oynanış olduğu için ona uygun da talismanlar, ona uygun da içerikler almanızda fayda var. Şimdi buradan Giant Crusher'ı aldık. Buradan Giant Crusher'ı aldık ve diyoruz ki işte bunun için daha fazla stamina ihtiyaç var vesaire vesaire. Haritanın altındaki Siofra River Bank'e ışınlandık. Haritada şuradayız. Düşmanlarla uğraşmaksızın şuraya gitmek istiyoruz. Şu mavi elektrik toplarına dikkat edin. Çok fazla sayıda saldırıyla bir anda öldürebiliyorlar. Onlardan tehlikeli olan bu okçu arkadaşlar var. Elimizden geldiği mertebe etliye sütlüye karışmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Burada okçulardan hasar yiyebilirsiniz. Eliniz can potlarınızda olsun. Tam olarak bu kısımda özellikle. Çünkü hem sağda hem solda birer tane var. Böyle geçit vermemek için kurulmuşlar buraya. İşte sol tahtayı sıktı bile. Buna ihtiyacınız yok. Stone Sword kim? Nathina Stone Sword kim? Olması lazım. Aa bir dakika ben almadım mı? Özür dilerim. Table of Lost Place'e gideceğiz. Öncelikle oradan Stone Sword Key alacağız. Benim hatam. Buradan purchase deyip bir tane stone sword key alıyoruz. Hatta bir tane daha alayım. Olur da bir başka zaman unuturum diye. Kalan runları da silahımızı güçlendirmekte harcayalım hazır gelmişken. Strengthen diyorum. İki tane daha Smithing Stone 5'e ihtiyacımız var gözüküyor. Beni tekrardan bir şekilde o tünellere götürecek bu oyun. En son açmış olduğum o Grace'e geri dönüyorum. Bunları yerleştirdim. Bununla birlikte bu asansör kullanılabilir hale geliyor. Ve buradan yukarı çıkıyoruz.
Burak Grace'i aktive ediyorum. Şimdi bu yolu takip ederek şuraya gideceğiz. Dümdüz. Arkadaşların fırlattıkları oklara siper ede ede etrafımızdaki içerikleri ilerlemeye çalışıyoruz demek, ama öleceğim sanırım. Oh, tam yuvarlandığım ana denk geldi, çok iyi oldu. Beni salınız efendim, ben sizinle uğraşmaya gelmedim açıkçası. Karşıda devasa bir karakter var, onun yanına gidiyoruz. Konuş opsiyonunu tercih ediyoruz. Konuş opsiyonunu tercih edince yerde 3 tane kırmızı içerik beliriyor. Şu arkadaşın agrosunun bitmesini bekliyorum. O kadar uzun sürmemesi gerekir. Dostum hepten nereye geldim yani? Hala atmaya çalışıyorum acaba diye merak ediyorum ya. Çalışıyor. Agrom hala var. Peki. Peki. Madem öyle, seni öldüreceğiz. Normalde bunu fixlemişlerdi ama okey. Şansımıza. Bütün ataklarınız çarla atak olsun. Ki kendisini böyle yere devirebilin. Vurdukçak mı acaba? Vurdukmayacak. Peki. Hiç dert değil. Zaten sadece hasarımla seni öldürebilirim. Kendisini öldürüyoruz ki yapacağımız challenge'lar noktasında başımıza bir iş gelmesin diye. Challenge'lar kolay challenge'lar değildir. Oyun çıktıktan bir müddet sonrasında keşfedilen bir içerik açıkçası bu challenge'lar. Mantığı da şu: siz Fia karakterine gidip sarıldığınızda sizin karakterinizin build'ı online bir yere upload ediliyor ve ona bağlı olarak da sizler burada başka başka oyunculara düşman olarak çıkıyorsunuz. Offline oynuyor olsanız dahi böyle bir yapısı var. Ah, biraz fazla şey yaptık. Çok yüksek oranda hasar vuran düşmanlar bunlar, ne yazık ki. Ne yazık ki. Geldim canım, geldim. Diğerinin saldırılarından tırsmasam çok daha rahat seni öldürebilirim belki de. Bu da stun yedi, müthiş. Stun yemiş olsun, çok ilgimi çekmiyor. Ben direkt kendisini öldürüp ilerlemek niyetindeyim. Sıra sende balım.
Yani bu golemler çok sıkıntı değil açıkçası ama esas o samınlanan karakterler gerçekten büyük dertler. Hiç inkar edemeyeceğim. Okey, bu sefer büyük masadan stun vurabilirim. Aynen. Göğsün açıkta kalması lazım ki bu riposte alabilirsiniz. Ve riposte gerçekten dehşet bir hasar vuruyor yani. Dediğim gibi Fia karakterine sarıldığınızda sizin karakteriniz upload ediliyor Elden Ring'in serverlarına ve daha sonrasında başka oyuncular challenge olarak burada çıkıyorlar. Böyle bir yapıları var. Şöyle herhangi birinden başlasak olur. Online oynuyorsanız çok çok daha farklı karakterlere denk gelirsiniz. Sürekli olarak farklı karakterlere denk gelebilirsiniz. Hani aklınızda bulunsun efendim. Ben online oynamıyorum şu an. Onu da hani çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tatsız. Çok tatsız. Bir tur daha deneyeceğim. Olmazsa sadece bunun sonucunda ne olacağını söyleyip hayatıma devam etmek niyetindeyim. Çünkü esas aradan çıkarmak istediğim bir tane boss var ve daha sonrasında bir miktar ilerletmeyi planladığım bir yer vardı. Ama başımıza gelenler gelenler. Toparla kendini karakter. Bu ilk golemi öldürmek ikincisinden daha kolay. Çünkü ilkinin ayaklarında bir koruma yok. O yüzden daha fazla hasar vurabiliyoruz. Ruh farmlıyormuşum gibi gözüküyor ama ah, amacım aslında o değil yani. Ki çok da fazla ruh da vermiyorlar. Gelin efendim. Olmadan online oynasam bu kadar zor geleceklerini zannetmiyorum bu arada. Şu an default'a denk geldiğimiz bir tık can yakıyor sadece. Yeriniz efendim. Ya az önce bir kere tekledin diye aynı hata tekrar tekrar yapmam çok adice. Bunu bil istiyorum. İşin güzel tarafı can potu basmazlar. Şimdi bu bir. Sevindirici. Kaldı iki.
Elinde böyle küçük kalkanlı bir düşman gördüğünüzde bilin ki onlar büyük ihtimal peri atmaya çalışıyorlar. Onlara karşı temkinli olun. Genellikle üzerinize baitleyip savaşmak en güzeldir. Bu ve benzeri düşmanlara karşı. Orada riposta alamadım. Çok güzel. Bu da ikincisi. Son bir tane kaldı. Bu da en gıcıkları. Çünkü bu hızlı saldırabiliyor ve ben saldıramıyorum. Böyle bir dezavantajımız var. Çok güzel. Baitleye üçünü de öldürdük. Üç düşmanı da öldürünce bu arkadaşın challenge'ını yapmış oluyorsunuz. Kendisiyle konuşuyorsunuz ve karşında size Great Jars Arsenal'ı veriyor. Bu genellikle Strength Build'larda kullanılan üçüncü ya da dört talismandan bir tanesi oluyor. Bunun katkısı şu, sizin taşıyabildiğiniz ekipman ağırlığını büyük miktarda arttırıyor. Mesela biz Radahn'ın şeyini almıştık, zırhını almıştık ama takamıyorduk. Çünkü çok ağır geliyordu bizlere. Ama şu an mesela bunu takabilirsiniz. Hani Heavy Load'a geçtik belki ama yani onlar hani işte ne bileyim, belki bir iki tane şeyin çıkartılmasıyla veya biraz da Endurance'ın verilmesiyle ayarlanabilecek içerikler. En azından mesela eldiveni çıkartayım belki böyle toparlar gibi. Yani biraz daha havalı bir zırh, biraz daha işte strength build'a uygun bir içerik vesaire burada aradan çıkarmış olduk. Bu videoda yapmak niyetindeydim. Normalde şu kapının girişindeki düşmanı da boss'u da aradan çıkarmayı ama biraz uzun sürdüğü için burayı bu şekilde tamamlamış oldum. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.